Merhabalar, ben Gülçin İçer, görsel sanatları öğretmeniyim. Covid-19'dan dolayı evde hapis kaldığımız bu günlerde güzel bir aktivite yapmak amacıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Atık malzemelerimizi kullanarak bir çalışma yapacağız, manzara resmi oluşturacağız bugün. Bunun için malzemelerimiz evde bulabileceğimiz herhangi bir mukavva, koli veya bunun için ayakkabı kutusu da kullanabilirsiniz. Küçük bir dal parçası buldum bahçeden. Benim evde şöyle bir odun parçam vardı. Platform olarak kullanacağım bunu. Ama eğer ki odun parçası bulamazsak, odun parçası yerine gazete kağıdını bu şekilde kıvırıp tutkallayıp bunu da boyayarak zemine yapıştırıp platform olarak kullanabilirsiniz. Birkaç tane vida buldum. Bunları evimin bacası olarak kullanacağım. Boyalarımız var. Akrilik boyayı tercih ettim bugün ben. Ama evde akrilik boyanız yok ise bunun yerine guaj boya veya sulu boya da kullanabilirsiniz. Hatta malzemelerimizin dışını el işi kağıtları, renkli kağıtlar veya kumaş parçalarıyla da kaplama şansımız var. Makasımız, yapıştırıcımız, maket bıçağımız, kalemimiz, cetvelimiz olmazsa olmaz malzemelerimiz bunlar. Fırçamız, sulu boyamız, platform için kullanacağımız mukavva ve arka fonda kullanacağımız fon kartonu. Bunu istediğimiz renkte tercih edebiliriz. Öncelikle evlerimizi yaparken oluklu mukavvayı kesmek zor olduğu için bulmuş olduğum bu küçük mukavva parçasından kalıp çıkartacağım. Bu kalıp için öncelikle 5,5 cm genişliğinde ve 7 cm uzunluğunda bir parça oluşturuyorum. Daha sonra bunu makasımın yardımıyla kesiyorum. Maket bıçağını çok fazla kullanmak istemiyorum çünkü elimize zarar verebiliriz. O yüzden genellikle makas kullanmayı tercih ediyorum. Bu evde bulmuş olduğumuz kolinin bir parçasını kullanacağım şimdi. Bu kolinin parçasından 5 adet bir tane ev için parça kesiyorum. Bu şekilde. Ben daha önceden hazırlamıştım bunları. 5 parça. Bunları üst üste yapıştırıyoruz. Geniş bir yüzey elde etmek için, boyutlandırmak için bunları üst üste yapıştırmayı tercih ediyorum ben. Böylelikle daha göze hoş görünme şansı var. Evet, 5 parçayı üst üste yapıştırdık. Bundan 2 tane yapıyoruz. 2 evimiz olması lazım. O yüzden kesmeye devam ediyoruz. İster bu şekilde çizip kesebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi kalıbı koyup kenarlarından düzgün bir şekilde kesebilirsiniz. Yine 5 tane parça kesiyoruz. Bu 5 parçayı da yine üst üste yapıştırıp ikinci evimizi oluşturuyoruz. Uğumuzun ağzını açık bırakmamaya özen gösterelim. Sonuçta uçucu bir malzeme. Bu çalışma için uhu tercihimizde sıvım uhu kullanırsak
daha güzel yapıştığını göreceğiz. Yine 5 taneyi üst üste yapıştırdık. Böylece 2 tane evimizin duvar kısımları ortaya çıkmış oldu. Başka bir ev modeli daha yapacağız. Bu da üçgen şeklinde olacak üst tarafı. Bunun için yine bir kalıp çıkartalım. 5,5 santimetre, 7 santimetre yine ölçümüz. Genişlik 5,5 santimetre, yükseklik 7 santimetre. Yalnız bunda fark olarak 5,5 santimetre genişlik alanı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İki taraftan ölçüm almam gerekiyor ki doğru bir şekilde yapabileyim. Yukarıya şu üst çizginin üst tarafına 2 santimetre uzun olacak şekilde ortadan çiziyoruz. Daha sonra köşeleri bu çizgiye böylece üst tarafı üçgen yapıda bir ev elde etmiş oluyoruz. Çizimimiz bu. 5,5 santimetre, 7 santimetre, şu çizgiye kadar 2 santimetre. Burası köşeleri birleştiriyoruz. Üçgen bir şekil elde etmiş oluyoruz. Yine kalıbımı kesiyorum. Ve oluklu mukavvamdan bir parça daha alıp kolimden daha doğrusu bir parça daha alıp yine 5 parça kesiyorum. İsterseniz bu sefer çizelim. Çizdim. Şimdi bunu düzgün bir şekilde makasımın yardımıyla kesiyorum. 5 parça yine ben daha önceden hazırlamıştım. 5 parça üst üste gelecek şekilde yine evimizi yapıştırıyoruz. Bu malzemeler aslında bizim kolayca bulabileceğimiz malzemeler olduğu için bunları tercih ettim. Çalışmalarda aslında her çeşit atık malzeme kullanabilirsiniz. Normalde ders ortamında olsa tek başıma toplaması biraz zor oluyor tabii ki ama çocuklardan her gelen malzemeyi ortak bir şekilde kullanarak çok farklı çalışmalar oluşturabiliyoruz. Yine böyle bir çalışmada örneğin mukavva yerine eğer evde varsa strafor kullanabilirsiniz. Direkt hiç boyutlandırmaya uğraşmadan direkt strafor kesip ev haline getirebilirsiniz. Veya odun parçaları, tahta parçaları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde elimde şu an 3 tane evim var. Bunu istediğiniz boyutlarda da yapabilirsiniz. Şimdi ben 5,5 santimetreye 7 santimetre tercih ettim ama siz 4 santimetreye 6 veya daha uzun evler yapacaksanız daha 8 santimetre, 9 santimetre de tercih edebilirsiniz. Bu benim tercihim, kişisel tercihim. Şimdi bunlara çatı oluşturacağım. Öncelikle bu düz kullandığım evlerimi ön tarafa uzanan bir çatı oluşturacağım. Yine bunun için genişlik aynı, 5,5 santimetre. Yükseklik ise 4 santimetre olan bir mukavva parçası kesiyorum. Yine kalıp oluşturuyorum burada. Santimetreye 5,5 santimetre genişliğindeki parçalarından yine mukavvamdan, oluklu mukavva yani kolimden parçalardan bundan 3 tane kesiyorum. Bir ev için.
ve en üstteki parçamı, evdeki kolilerimiz şöyle 3 katlı, bu 3 kattan bir katını kopartıyoruz ki kiremit görüntüsü oluşsun diye. Parçalarımızı temizliyoruz. Bu 3 tane kesmiş olduğum çatı parçasını yine üst üste yapıştırıyoruz. Çok fazla uhu sürmenize gerek yok. Zaten uhu kuru kurmaz, birbirlerini tutacak. Çok da fazla kullandığımız zaman kenarlardan taşma yapar. O yüzden çok az bir parça kullanıyoruz. Evet, evimizin çatı kısmını oluşturmuş olduk. Bundan bir tane daha yapıyoruz. Ben daha önceden yine hazırlamıştım malzemelerimi. Yine üst üste yapıştırıyoruz. İkinci evimizin çatısı da hazır. Şimdi üstü üçgen olan evimizin çatısını yaparken 1,5 santimetre genişliğinde yine kalıp çıkartalım isterseniz. Yarım santimetre dışarı çıkacak şekilde yapacağız. Şu eğimli kısmın ölçüsünü alıyoruz. 3,5 santimetre, biz 4 santimetrelik bir parça keseceğiz. Malzemelerimiz aşağıya düşüyor. Okul ortamı olmadığı için rahat hareket edemiyoruz tabii ki. Yine bundan 6 parça kesiyoruz. 3 bir tarafa, 3 bir tarafa olmak kaydıyla. Yine hazırladım tabii ki, bekletmemek için. Şimdi burada fark, daha öncekileri üst üste yapıştırmıştık. Bu sefer her parçayı ayrı ayrı yapıştıracağız. Direkt evimize yapıştıracağız. Bunun için şu üstteki üçgen kısma denk gelecek şekilde, iki taraf birbirine eşit oturacak şekilde yapıştırmamız lazım. Üstü denk gelecek, yanlardan da hafif dışarıya doğru çıkıntılarımız oluşmuş olacak. Yapıştırırken arka tarafı tam sıfır, ön taraftan hafiften, altta şöyle çıkıntı var görüyorsunuz, ön tarafa doğru veriyoruz fazlalığımızı ki bu çatının altındaki kısım oluşsun diye. Sanırım ters tarafa sürdüm. O yüzden biraz zorlandım. Yine devam ediyorum. İkinci parçam. En üst kısmını
Diğer çatıda olduğu gibi yine tek tarafını kopartıp o şekilde yapıştırıyoruz ki kirebit görüntüsü oluşturabilelim. Evet. Üçüncü evimizi de bu şekilde yapmış olduk. Biraz kurumalarını bekliyoruz. Kuruduktan sonra boyama işlemine geçeceğiz. İstediğimiz renkleri kullanabiliriz. İstediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Ben bugün biraz soğuk kış mevsimi Evet, bugün kış konsepti yapacağım için mavi tonlarını tercih ediyorum ben boyamak için. Yapmış olduğum evime akrilik boya yardımıyla mavi rengine boyayacağım. Mavi ve tonları. Açık mavi kullanabilirsiniz, koyu mavi kullanabilirsiniz. İstediğiniz tonları, hatta istediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Ben bugün maviyi tercih ettim çünkü kış konsepti yapacağım. Evet, evimi boyuyorum. Evimin üç kenarını da boyuyorum çünkü kenarlardan görünme olasılığı var. Şöyle fırçamızı iyice içerisine sokarak boyarsak, buralar çünkü üst üste geldiğinden dolayı boşluklu, daha güzel bir sonuç ortaya çıkarmış oluruz. Eğer baktığınız açık oldu, üzerine bir kat daha boyayabilirsiniz. Çünkü sulu boyayla falan yapıyorsanız açık olacaktır. Birkaç kat kullanabilirsiniz. Bu şekilde üç tarafını boyadık. Daha sonra buna kapı keseceğiz. Keseceğimiz kapı şöyle bir dikdörtgen halinde. Bunu evimizin üzerine istediğimiz bir yere yapıştırabiliriz. Şu şekilde göstereyim. Ortaya da koyabiliriz, kenara da koyabiliriz. Boyu çok uzun olmayacak. Tabii biraz abartı bir kapı bu. Uzun kestim. Şöyle tutayım. Uzun kestim. Ama çatıya kadar da gelmesin tabii yukarıda. Hafiften bir de bir boşluk bırakalım. Daha sonra ince fırçamın yardımıyla kapımızı yerleştirdikten sonra nereye yerleştireceksek, kahverengi veya siyah yardımıyla evimizin üzerine şöyle gösterelim. Küçük dört tane kutucuk yapıyoruz. Bunlar bizim evimizin pencerelerini oluşturacak. Ben daha önceden boyadım. Aynı şu şekilde. Yine bir evim. İstediğimiz gibi boyayabiliriz bunları. İstediğimiz yere de yerleştirebiliriz. Üçüncü evim. Ben kapının üzerine böyle küçük çizgiler yaptım. Keçeli kalemle veya işte guaj boyayla, akrilik boyayla yine incecik çizgiler çizebilirsiniz. Pilot kalemle çizebilirsiniz. Bu şekilde evlerimizi oluşturduk. Üç evimiz de hazır. Şimdi sıra geldi arka platformu oluşturmaya. Bunun için malzemelerimizi kenara çekiyoruz. Çünkü mukavvamızdan parça keseceğiz. Şöyle 33 santime 33 santimlik bir 33 santime 33 santimlik bir kare kesiyoruz mukavvamızdan. Mukavvamızın 33 santime 33 santimlik kestiğimiz mukavvamızın içerisine kenarlardan 7'şer santim kalacak şekilde boşluk bırakarak yine bir kare çizeceğiz. Bunun için her taraftan 7 santim ölçüyoruz. Santim.
fazlalıklarımızı düzeltelim. 7 santime 7 santimetrelik yine kenarlardan 7 santimetre kalacak şekilde bütün kenarlara çiziyoruz. Daha sonra bunu maket bıçağımızın yardımıyla, maket bıçağı kullanırken altına farklı bir mukavva parçası, işte kalın gazete tomarı koymayı unutmayın, masamızı kesebiliriz yoksa. Bunu yaparken birisinden yardım da alabilirsiniz. Çeteli kaydırmamaya maket bıçağını kullanırken çok dikkatli kullanın lütfen. Elinizi kesmemeye özen gösterelim. En büyük sorunlardan bir tanesi. Boş bir şekilde 33 santimetre 33 santimetre bu genişlik 7 santimetre olacak şekilde ortasını oyduk. Daha sonra arkasına, ben bugün yine mavi fon kartını kullanacağım, 33 santime 33 santim denk gelecek şekilde fon kartonumuzu keseceğiz. Ben tekrar ölçü yapmak istemiyorum. Direkt kavramı yerleştirdim. Ve ona göre bazı malzemeyle çalışınca bu şekilde sakarlıklar ortaya çıkabiliyor tabii ki. Arkasına yapıştıracağım. Ama yapıştırmadan önce isterseniz bu mukavvanızı beyaz renge boyayabilirsiniz. Ben bugün boyamayacağım çok fazla zaman almasın diye. Evet, direkt bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. O yüzden fon kartonumu arkasına güzel bir şekilde yapıştırıyorum. Her tarafı güzelce uhurlamamız gerekiyor ki fon kartonu buradan bir daha dışarıya çıkmasın diye, sökülmesin diye. Evet, ortadan mavi rengim görünüyor. Şimdi elimde daha önceden göstermiş olduğum şöyle bir sopam var. Bunu mukavvayla fon kartonunu birleştirmekte olduğu kısma şu şekilde yapıştıracağım. Bunun için kuvvetli yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Tabii elinize sürmemek kaydıyla veya bu sıvı yapıştırıcılarla kullanabilirsiniz. Daha önceden belirttiğim gibi elimizde böyle bir sopa yoksa gazeteyi bu şekilde kıvırıp yine platform niyetine yapıştırıp kahverengiye boyayabilirsiniz. Üzerine tıkallamak kaydıyla. Ben bugün sopamı kullanıyorum. Daha önceden birçok kez ben böyle malzemeleri evde biriktiriyordum. Evde biriktirdiğim zaman bir süre sonra tabii çöpe dönüyor ve atmak zorunda kalıyorsun. Bunu da atmamışım. İyi ki de elimde vardı. Daha sonra bunun yapışması biraz zaman alacak. Ben izninizle hızlı yapıştırıcı alabilirim bunun için.
kullanabileceğim. Açamadım çünkü. Zemine sürelim. Biraz bekledikten sonra sopam buraya yapışacak. Fakat şu an tutmak zorundayım. Daha sonra boyamış olduğum ellerimi bu sopamın üstüne denk gelecek şekilde, çok fazla kaldıramıyorum çünkü sopam düşüyor şu an. Başka türlü olmayacak çünkü. Evet. Sopamı sabitledim. Daha sonra bunun üzerine ellerimi mukavvanın üzerinden başlatarak ortaya üçgen elim, yine diğer elim gelecek şekilde yapıştırıyorum. Tabi bunu sıralamayı siz yapabilirsiniz. 2'ye kullanabilirsiniz. 3'e kullanabilirsiniz. Orası tamamen sizin tercihinize kalmış bir seçenek. Hangisi daha hoşunuza giderse ben bunu 3'e de kullanmak istiyorum. Üç elimi de yapıştırıyorum. Yalnız bu hızlı yapıştırıcılı yapıştırıcıyı kullanacaksanız lütfen bunu balkonda veya dışarıda yapın. Daha dışarıda dediğim tabii ki de sokağa çıkarak değil ama camda, balkonda, açık alanda yapmaya çalışalım. Çünkü içerisi dehşet derecede kötü kokuyor. Daha sonra çatılarımızı yerleştiriyoruz. Yine normal yapıştırıcımızın yardımıyla. İki çatımızı da yapıştırdık. Evet, ortaya böyle bir görüntümüz çıkmış oldu. Hem boyutlu hem de atık malzemeleri kullanılarak yaptığımız bir çalışma. Daha önceden söylemiştim. Çalışmanın başında şöyle bir dal parçası bulmuştum. Bu dal parçasını istediğimiz şekli vererek evlerimizin yanına bu şekilde yapıştırıyoruz. Yine ben hızlı yapıştırıcıyı kullanmak istiyorum. Bekletmemek için. Normalde beklettiğimizde diğer yapıştırıcılar da aslında çok rahat yapıştırıyor. Dala istediğiniz şekli verebilirsiniz. Uzun olan yerleri makasınızın yardımıyla kesebilirsiniz. Evet, ortaya böyle bir çalışmamız çıkıyor. Şimdi bunun kenarlarına ben mukavvadan çerçeve yapıyorum. Fakat elimde yeteri kadar mukavvam şu an yok. Normal ahşap çerçeve de kullanabilirsiniz. Mukavvadan çerçeve de yapabilirsiniz. Her türlü şekilde çerçevenin içerisine yerleştirebilirsiniz. Daha sonradan arkaya evde bulduğunuz herhangi bir ipi, benim böyle bir kırnap ipim var. Şöyle iki katlı hale getirip arkasına yapıştırdığınızda aslında içinde
ilmik oluşturmuş oluyoruz ve çalışmamız bitiyor. Kolay gelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.